Hayat Var'dan herkese sevgiler. Yepyeni bir günde sizlerle birlikteyiz. Artık sonbaharda sizlerle birlikteyiz. Sonbahar ayındayız aslında. Yazı şöyle birazcık geride bıraktık. Şu an bizleri her nerede izliyorsanız sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderelim. Biraz böyle ayrı kaldık. Ben izin kullanınca o kadar çok özlemişim ki her seferinde yeni bir heyecan oluyor benim için. Tabii ekranlardan sizlere sesleniyor olmak. Herkese ayrı ayrı kucaklıyorum. Herkese özlediğimi de bir kere daha ifade etmek isterim. Bu arada tabii heyecanlı bir bekleyiş vardı. En son kıymetli hocamla konuştuğumuzda dedi ki acaba ne zaman açıklanır sınav sonuçları, ne zaman yerleştirmeler açıklanır derken geçen hafta yerleştirme sonuçları açıklandı. Ve özellikle ek yerleştirmeler de başlayacak. Ve bu seneki YKS'de neler oldu acaba? Puanlar düştü mü, yükseldi mi? Hangi üniversiteler bu sene popülerdi? Hangi bölümler daha fazla bu sene tercih edildi? Böyle bir analiz yapalım istedim. Kendisi aslında çok yoğun ama bize vakit ayırdı. Profesyonel koç Abdurrahman Yılmaz hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Tekrar merhabalar. İyiyim vallahi, teşekkürler. Malum sonbahar. Evet. Ve sonbahar çok hızlı bir geçiş yaptı malum. Görüldüğü gibi ülke genel bir soğuk iklim şu anda Yemen. Aslında bu iklim biraz da öğrencimizin üzerinde egemen oldu bu sınav sonuçlarından dolayı. Malum kontenjanımız birazdan detaylı olarak konuşacağız ama öncelikli olarak yerleşen tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah hocam. Hatta malum gece saat 12 itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu başvuruda evet. da başladı. O da önemli. Yerleşen adaylarımızın ve geçen yıldan da hani hocam bu yıl artık üniversite açılıyor. Kendimize bir yurt bulalım diyen öğrencilerimizin. E-Devlet üzerinden başvurular alınmaya başladı. Onu da hemen yeri gelmişken artı parantez belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, hayırlı olsun. Tabii ayrı bir heyecan ve telaş da var. Okullar uzunca bir aradan sonra dün 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlanmış oldu. Tabii herkes merakla akşam gelen çocuklarına sordu. İşte nasıldı, okulu özledin mi ya da önlemler nasıldı diye. Bunu zaman gösterecek aslında. Önlemleri almak bizim elimizde. Bütün önlemleri tabii ki bizler veliler olarak alacağız. Okul idareleri, yönetimler, öğretmenlerimiz. Tabii ki herkes bireysel önlemlerini aldığı süre içerisinde COVID'i yeneceğiz. Ve ben en büyük hocam bu süreçte dualarımdan bir tanesi eğitimin sekteye uğramaması aslında. Yani belki birçok şeyde yerine koyabiliriz, telafi edebiliriz. Hani ticari anlamda da çok büyük sıkıntı yaşayan esnafımız oldu ama bir ülkenin gelişmişlik seviyesi eğitimle ortaya konacağı için inşallah bu sene hem üniversitelerimiz hem de diğer eğitim öğretim kurumlarımız devamlılık gösterir. Çocuklar tekrar kaldığı yerden devam ederler. Ama hepsi çok özlemişler hocam. Şimdi biz de dün itibariyle öğrencilerimizle artık o yüz yüze eğitim modülünü başlatmış olduk. Tabii tüm Türkiye'deki eğitim camiasının da bu anlamda yeni eğitim öğretim yılını kutlamakta fayda var. Tabii aynı şekilde aslında tüm eğitim camiasının tek bir dileği var. Artık bu 1,5 yıllık evet. özlem sona ersin. Ve bu yıl yüz yüze eğitim hiç kesintiye uğramadan yıl sonuna kadar devam edebilsin. Çünkü gerçekten çok önemli. Hani eğitimin bir geri dönüşü biliyorsunuz olmuyor maalesef. Bir kaybı yerine koymak, gidermek bazen yıllara mal olabiliyor. Dolayısıyla özellikle gelişim çağında işte bu özellikle sınav hazırlığı çağındaki öğrencilerimiz için bu kayıpların daha üst periyotlarda olduğunu malum. Girdikleri sınavları zaten tüm ülke olarak görmüş olduk. Sonuçlarını hep beraber acı bir şekilde aslında almış olduk. O yüzden dileğimiz artık bu yıl itibariyle hiçbir kademede okullar kapanmadan yüz yüze eğitimimizin devam etmesi. Tabii bu da biraz neyle ilgili? Toplumsal bilincimizin de aslında buna yönelik hareketiyle ilgili. Malum sürekli olarak işte Sağlık Bakanımız uyarıyor, yetkililer uyarıyor. İşte maske, mesafe ve hijyenin evet. ötesinde aşı olayı biliyorsunuz çok önemliydi. Çok şükür ki son zamanlarda illerimizin büyük bir çoğunluğunda artık aşı hızlarının biraz daha artış gösterdiğini görmekteyiz. Gönül ister ki hiçbirimizde aşısız hiçbir vatandaşımız kalmasın. En azından yaş dolayısıyla hani yaşı gelenler için söyleyelim artık bunu. Çünkü bütün bunlar aslında bizim öğrencilerimizin okulda olup olmayacağını belirleyen etkenler durumunda olacak. O yüzden gönül istiyor ki yıl sonuna kadar kapanma olmadan İnşallah eğitimin hocam. Yüzle devam ettiği bir yıl olsun temennimiz bu. Evet tabii dün okulların açılması önemliydi. Onun dışında da artık İki doz aşısı olmayan vatandaşların birçok şekilde mağdur olacağı, işte PCR testleri
istenince yönde de uygulamalar dün itibariyle başladı. Hatta yolculuklarda falan uygulanmaya başlandı. Özellikle önemli. Ben de dün 4. doz aşımı oldum. Hayırlı olsun. İki Sinovac. Biraz pekiştirme oldu bizde. Biliyorsunuz çok insanlarla iç içeyiz. Özellikle tabii sağlıkçılarımız ve sürekli insanlarla iletişim halinde olan kişiler iki doz Sinovac'tan sonra BioNTech aşılarını da yaptırdılar. Ben de ikinci doz BioNTech aşımı yaptırdım. İnşallah şifa olsun herkese. İnşallah. Ben de mesela bu geçtiğimiz aylarda işte BioNTech olarak hem birinci hem de ikinci dozunu yaptırdık. Belki gerekli görülürse üçüncü dozumuzu da çok severek yaptıracağız. Çünkü hani biz dediğimiz gibi bireysel tedbirlerimizi almadığımız bir aşımız olmadığımız sürece her zaman karşı taraf için aslında risk faktörü durumundayız. İşte herkes aynı bilinçle hareket ederse aslında bu salgının önlenmesi biraz daha kolay olacaktır. Evet, belki bir anda küt diye bitmeyecektir ama en azından tedbirlerimizle çoğu insanı en azından hayatından etmeden işte okul olarak bakarsak eğitimin kapanmasını engelleyerek yıl sonuna kadar daha ferah bir ülke olarak yaşamak mümkün. Evet, gerçekten öyle. Hani dün bakanımız bir açıklama yaptı. Konya mavi bölge oldu uzunca bir zamandan sonra. Ama bu önemliydi. Tabii, evet, rehavete düşürmesin. Evet. Özellikle vaka sayıları artış gösteriyor. Lütfen dikkat edelim. Özellikle hem sağlığımız için hem dediğimiz gibi 1,5 yıl aslında bir eğitim ve öğretim hayatı için ciddi bir sene değil mi hocam? Yani hani bence 1 ay 2 ay bile önemliyken biz bir ay 2 aya razıyken 1,5 yıl gibi uzunca bir süre çocuklar eğitimden uzak kaldılar. Her ne kadar online eğitimler oldu ama hiçbir zaman sizinle bunu daha önce de konuştuk. Yüz yüze iletişimin verdiği o samimiyeti ve o sıcaklığı öğrencinin o disiplinini hiçbir zaman karşılayamadı herhalde. Yani şimdi çocuklar dün ben kendi çocuklarımdan biliyorum formalarını giydiler. Saçlarını taradılar. Hatta benim kızın saçları çok böyle kıvırcık. Hatta dedi ki yani abisi bunu bağla dedi. Şimdi okulda kızarlar. Yani ister istemez o disiplin, çocukların erken saatte kahvaltı yapma düzenleri, çantalarını alıp gitmeleri. Yani o havayı bile teneffüs etmeleri gerçekten çok kıymetli. O heyecan çok önemli. Demek ki işte bu süreç öğrencimizi o kadar etkilemiş ki öğrencide bir sosyalleşme. Yani arkadaşlarıyla kaynaşma arzusu var. Mesela dün bir arkadaşımızın ufak bir kızı var, o da okula başlamıştı. Bir akıllı saat hani takmışlar okula giderken 2 saatte 10.000 adımı bulmuş. Şimdi demek ki çocukları gerçekten hani öyle özlemişler ki okulda o koşturmacayı. Bu bütün öğrenci için geçerli. Çünkü gerçekten okul sadece matematiğin öğretildiği bir yer değil. Hani olaya sadece bu açıdan bakarsa zaten kaybederiz. Sonuçta bir eğitim malum ön planda. Bir disiplin ön planda, bir kaynaşma, sosyalleşme ön planda. Bir de o sınıfın atmosferi biliyorsunuz. İşte nasıl ki bir program yaparken şurada oturmanın farklı bir havası, atmosferi varsa. Mesela biz bunu biliyorsunuz önceki haftalarımızda mecburen hani internet üzerinde de, Zoom üzerinde de gerçekleştirdik. Ama sonuçta şimdi eğitimlerin büyük bir bölümünü online yaptığınız takdirde evet bir iş öğretiyorsunuz ama eğitebiliyor muyuz? O nokta tabii tartışılan bir konuydu. O yüzden birçok velimiz de biliyorsunuz bu konuda rahat nefes aldı aslında. Çünkü gerçekten çok sabır isteyen bir süreçten geçti velilerimiz. Evet. Özellikle ufak yaş gruplarında. Hatta sosyal medyada bununla ilgili biliyorsunuz çok enteresan komik paylaşımlar da gündeme geldi. Velilerin işte öğrencileri okullara uğurlayışla ilgili olarak böyle çok komik bir şey paylaşımlar yaptılar. Tabii o işin mizahi boyut ama sonuçta gerçekten öğrencinin eğitim döneminde bulunması gereken yer ev olmamalı. Yani okulda olmalı. Ve artık Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz defalarca vurgu yaptı. Artık en son kapanan yerler okullarımız olacak dedi. Bu da gerçekten bizi sevindiren bir özellik ki umarız inşallah yıl sonuna kadar da salgında ciddi bir artış olmaz. Sonuçta biliyorsunuz sağlık tabii ki her şeyin önünde gelen bir özellik ama salgın eğer ki dizginlenebilirse büyük bir ihtimalle yıl sonuna kadar herhalde yüz yüze eğitimimiz devam edecek diye umut ediyoruz. İnşallah tabii. İşin bu boyutu bir de sınava hazırlanan çocuklarımızın boyutu vardı. Onlar için aslında belki de hayatlarının en zor seneleriydi. Çünkü bu eğitim sisteminde bir disiplin çok önemli dedik. Bazı çocuklar bunu fırsata çevirdi. Yani tabii ki bu tamamıyla hatta program öncesi hocamla onu konuşuyorduk. Ben hocam bir türlü tezi yazamıyorum, başına geçemiyorum. Nedir bu disiplinsizlik bendeki diye konuşurken bazısı gerçekten o disiplinsizliğe kapılıp gitti. Bazısı da bu sınav senesinde olan çocuklar bunu fırsata çevirdi. Okulun olmaması, daha ev ortamında olmasından kaynaklı çocuklar daha fazla evde soru çözdü, daha fazla ders çalıştı ve güzel yerleri kazandı. Şimdi her çocuk aynı olmuyor ama ister istemez dediğimiz gibi eğitimin böyle bir insanları disipline etme özelliği var. Çocuklarımız özellikle. Bu sene sınava hazırlanan çocuklar için de ciddi anlamda bir motive oldu değil mi hocam? Yani okula gitmek, dershaneye gitmek,
arkadaşlarıyla bir arada olması değil mi? Motive kaynağı. Şöyle söyleyeyim. Şimdi malum dünyada şimdi ortalama 8 milyar civarında insan var. Şimdi bu 8 milyar insanın yapı olarak, düşünce olarak aynı paralelde olması bazen mümkün olmayabiliyor. Şimdi sadece ülkemize bakalım. Tamam 80 milyon nüfusuz ama yani mesela basit bir örnek verelim. Onlarca siyasi parti var, doğru değil mi ülkemizde? Onlarca evet. Market ile ilgili markalar var. Demek ki insanların farklı farklı yaşam tarzları ve düşünceleri var. Ve bir kalıpları var. Şimdi kimi öğrenci belki genetiksel olarak da bu etkilidir. Veya işte küçük yaşlardan itibaren almış olduğu eğitimden de kaynaklıdır. Bunun birçok bileşeni var çünkü. Tek bir şeye bağlamak da çok doğru olmayacaktır. Bu öğrenci oturup tek başına ders çalışabilir. Yani bu öğrenciyi siz dağ başına koysanız da ders çalışabilir. İşte sahildeki bir tatil beldesine koysanız da bu öğrenci hani o ortamı da değerlendirir. Havuzuna girer, denizine girer ama dersinde çalışır. Ama kimi öğrenci? Evet o da zekidir, o da potansiyelidir ama iradesi diğeri kadar çok güçlü olmayabilir. Sonuçta bu yetişkin gruplarımızda bu şekilde de ilerlemiyor mu aslında? Kesinlikle. Aynı şekilde ilerliyor. Hani bu yüzden tabii bazı öğrencilerimizi iteklemek gerekiyor. Bazılarını bir disiplin atmosferine almak gerekebiliyor. İşte okullarımız veya kurslarımız bu yönde büyük bir görevi üstleniyor. Mesela belki öğrenci o gün okula gitmek istemiyor. Online ders olduğunda yatıp uyuyabiliyor. Kamerasını kapatıp işte derse sessiz aldığı anda yapacağınız hiçbir şey yok. Ama okul yüzde olduğu zaman bu öğrenci otomatikman şartlı olarak zaten diyor ki sabahleyin okul var, kalkıyor. İşte giyimini, kuşamını düzeltiyor. Ödevi varsa ödevini mecburen yapıyor. Yani bir çalışma disiplini gündeme getiriyor. Ama buna evet. rağmen bunu yetmeyebiliyor. İşte bu yüzden kurslarımız biliyorsunuz gündeme geliyor. Öğrenci takviye alma ihtiyacı duyabiliyor ve işte birebir koçluk alma ihtiyacı duyabiliyor veya özel ders alma ihtiyacı duyabiliyor. Bir gibi. Hani örneklerle bunu süslemek mümkün. Fakat evet. tabii bir de asıl önemli olan biraz önce değinmiş olduğunuz sınava hazırlık yapan öğrencilerimiz. Hı-hı. Malum geçen sene 12. sınıf olup da sınava girenlerimiz gerçekten 1,5 yıl aslında eğitimden uzak kalan, genellikle yüz yüze almış olduğu eğitimle sınava giren ve kendilerince kendilerini mağdur olarak anlatan kesimdi. Haksız mıydı? Değildi. Haklılardı yani. Haklılardı. Evet. Ve sınav da malum onların umduğu gibi olmadı aslında, biraz zorlayıcı bir unsur oldu. Hatta hatırlarsanız yaz dönemi yaptığımız tercihlerde mutlaka izleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Bu yüzden ben demiştim ki arkadaşlar 24 tane tercihi sıralarken işte %40 yukarıdan başlayalım demiştik. Çünkü puanların düşeceği hani bir nevi garanti gibi gözüküyor. Ama biz her ihtimale karşı %40 yukarıdan başlayalım demiştik. Ve sonrasında da malum Temmuz'un sonunda sınavlar açıklandı. Ve bizim orada vermiş olduğumuz bütün tiyoların ne kadar gerçekçi olduğu gerçekten öyle aslında oldu ortaya çıkmış oldu. Hiçbir öğrencimiz demiş olduğumuz kriterlerle tercih yaptığında hiçbirisi boşta kalmadı. Hatta o en zirvedeki umutsuz olarak baktıkları yerleri kazandıklarını gördüler. Bu hem onları sevindirdi hem de bizi sevindirdi. Ama tabii bir de bunun yanı sıra üzülen bir kitlemiz de var. Hani onu da dikkat almak gerekiyor. Hatta bu arada hazırlamış olduğum sunumları da yavaş yavaş evet, onları da hocam onları reklamdan sonra reklama gidecekmişiz. Reklam en azından hani velilerimiz, öğrencilerimiz de somut olarak görsünler. Yani kontenjanlar ne oldu, puanlar nereye geldi, hangi bölümler neyle kapattı gibi bir fikir olması açısından onlara da değinmekte fayda var. Evet, bu sene tabii nasıl değişti puanlar, sıralamalar, öğrencileri neler bekliyor, ek yerleştirmede nelere dikkat etmek lazım? Hepsini konuşacağız kısacık bir aradan sonra. Kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarını yeni açanlar varsa tekrar hoş geldiniz diyelim. Bugün Abdurrahman Yılmaz hocamla birlikteyiz. Kendisi ezber bozan koç, profesyonel koç ve eğitimci. Özellikle tabii reklam aralarında da konuşuyoruz biz. Yani eğitim insanın hayatında her zaman devamlılık gösteren bir süreç. Hani derler ya hocam, beşikten mezara kadar. Eğitim anne karnında başlıyor artık, uzmanlar böyle söylüyor. Eğitim anlamında da kendimizi ne kadar geliştirebilirsek. Hani biz bazen çocuklara topu atıyoruz ya, aslında bu konuda bilinçli veliler çocuklara da yön çizmiş oluyorlar. Hayatına yön vermiş oluyorlar. Yani hayatına yön vermek derken çocukların belki istediklerini göz ardı edip velinin kendi egosunu tatmin ettiği tercihleri yapmak yerine doğru yönlendirilebilen,
çocuğun keyif alabileceği, ilerleyen hayatında da mesleki anlamda keyif duyabileceği işleri yapması çok çok önemli. Bazen siz de karşılaşıyorsunuzdur. İşte kendi mesleği neyse anne baba biraz çocuğu o noktada yönlendirmek isteyebiliyor. Çocuk belki çok alakasız bir bölüm seçmek isteyebiliyor. Bu noktada herhalde orta yol buluyor musunuz hocam? Neler yapıyorsunuz mesela, merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bununla ilgili birçok test var. Hani psikolojik anlamda uygulanabilecek testler var. Öğrencinin kariyerini, mesleki eğilimini belirlemek amacıyla. Tabii bunlar %100 tutarlı testler midir? Değildir ama en azından %60, %70 de olsa öğrencinin kim olduğunu bize anlatan bir veri elimize geçiyor. Bir de malum eğer ki öğrenciyle geçirdiğimiz zaman dilimi de fazlaysa bizim bu öğrenciyi keşfetmemiz, onun ilgi alakasına göre bir bölüm seçmemiz daha kolay olabilmekte. Tabii bu hani sen bu bölümü seç burada başarılı olursun veya burada çok para var anlamında değil ama yani çocuğun gelişimine göre ve onun yaklaşımına göre, hayat felsefesine göre sadece tercihler sunuyoruz. Diyoruz ki bir araştır bakalım. Yani gerçekten bu seninle örtüşüyor mu? Veya sana bu istediğin hayatı sunabilir mi diye. Hatırlarsanız daha önce önümüzdeki 10 yılı planlamakla ilgili bir çalışmamız vardı ya. Onu veriyoruz öğrencimize. Dolayısıyla öğrenci bir araştırıyor, notlar çıkarıyor. Annesiyle, babasıyla ve işte yakın çevresinde varsa bu işi yapanlar ve bilenler onlarla görüşerek bu hayatına yön veriyor. Ama tabii bir de sizin dediğiniz gibi aslında belki farkında olarak veya bilmeyerek kendi mesleğine ve kendi istediği mesleğe zoraki olarak yönlendiren velimiz de var mı? İlla ki var. İşte mesela velimiz doktordur. Hani çocuğumuz doktor olsun mantığı küçük yaşlardan itibaren belki baskılanabilir. Ve işte mühendistir aynı mantık, işte öğretmendir gibi. Belki velimiz bunu farkında olmadan yapıyordur ama belki kendince doğrudur. Oysa ki hep diyoruz ya hayatımızı bazen doğru bildiğimiz yanlışlar yönetiyor. O yüzden de uzmanlar diyor ki aslında çocuktan önce veliye eğitmek gerekiyor. Çünkü sonuçta çocuk bizim gölgemizde ilerleyerek hayatını devam ettiriyor. O yüzden şimdi hiç kitap okumayan bir veli olarak çocuğumuza zorla kitap oku dediğimiz zaman ne kadar inandırıcı boyut olabiliyor? Aslında bir nevi onun gibi bir şey. Dolayısıyla burada velimizi de eğitmek gerekiyor. Velimizin de bilinçli olması gerekiyor. Yani çocuk evet tamam bizden bir şey. Bizim canımız kanımız diyoruz ama sonuçta diyelim ki biz beş kardeşiz. Beşimiz de aynı hayat felsefesine müsahibiz değiliz. Sonuçta evet bizim kanımız ama onun hayat felsefesi, yetenekleri belki bizden daha farklı olabilir. Veya kendisini daha erken yaşta keşfetmiş olabilir. O yüzden mutlaka çocuğun isteklerine bence kulak vermekte fayda var. Evet tabii bu önemli. Oldukça önemli. Ya çocuklar ne istiyorsa özellikle o konuda mutlu olmaları. Çünkü bu sadece bir anlık zaman dilimi diye. Sonra mutsuz insanlar görüyoruz hayatta. Sevmediği işleri yapan insanlar görüyoruz. Sonra da üniversite okuyanları görüyoruz. Ya, sıkça aslında bu evet. Şimdiki zamanda çok sık gündeme gelmeye başladı. Hatta bazı işte popüler programlarda da bunu takip etmek mümkün. İşte yarışma programı da biliyorsunuz bazen diyor ki ben işte bankacıyım, işte bu işi bıraktım, yıllardır beri hayalimdi, bu mesleğe atıldım diyenlerin sayısı giderek artmakta. Ha demek ki biz insanlarımızı bazen doğru yönlendiremeyebiliyoruz veya sadece maddiyat olarak düşünüp belki bir meslek edindirmeye çalışabiliyoruz ama yanlış bence orada başlıyor. Oysa ki insan sevdiği bir mesleği yaptığı sürece mutlaka bir gün para kazanıyor eğer sadece amaç para kazanmaksa. Evet ve mutluluk da çok önemli. Sonra mutsuz insanlar olmasın hayatımızda diye de söylemiş olalım. Şimdi çünkü hocam, mutsuz insan karşıyı da mutsuz ediyor. Karşıyı da mutsuz ediyor. Bu bir etkileşim hali oluyor aslında. Şimdi tercihler açıklandı. Hatta sabah çok erken saatte açıklandı diye hatırlıyorum değil mi hocam? Evet geçen hafta cumaydı galiba. Geçen hafta cumaydı galiba evet. Bir sürpriz oldu. Bir sürpriz oldu ama beklenenden çok daha önce açıklandı. Ve tabii güzel haberler de aldık bize. Çevremizde beklediğimiz haberler vardı. Güzel haberler alındı. Şimdi hocam sizin tablolarınız da var. Ekip arkadaşlarımdan da ben rica edeyim. Onları ekrana yansıtırlarsa. Aslında güzel olur. En azından veriler üzerine konuşmak da daha mantıklı olacaktır. Bu sene nasıldı hocam? Yani şimdi sizinle aslında biz programlarda tercih döneminde konuşmuştuk. Dediğiniz gibi o yöntemi uygulayan öğrencilerimizin çoğu açıkta kalmadı. Evet. Yerleştiler. Hatta daha üst bölümlere. Daha üst bölümlere veya kazandı. Onların belki hocam burası gelmez diye düşündüğü yerlerin bile geldiğini gördük. Bu anlamda gerçekten avantaj oldu. Evet, şimdi hocam. Ekrana baktığımız zaman zaten en sağ alt köşede bütün izleyenlerimiz göreceklerdir. Hı-hı.
bu yıl sınava giren toplam sayımızın 1 milyonun üzerinde olduğunu görüyorsunuz yerleşme bandı anlamında. Yani bizim normalde kontenjanımız 1 milyonun üzerinde ÖSYM'lenmiş olduğu kontenjan gereğince. İşte bunun içerisinde devlet üniversiteleri var, vakıf üniversiteleri var, aynı zamanda fakülteler var, ön lisanslar olmak üzere toplamda 1 milyonu geçen bir kontenjan vardı ÖSYM'nin açıklamış olduğu verilerde. Hemen bir diğerine geçelim mümkünse. Evet. Şimdi ben hemen peşi sıra şunu verdim. 2019 yılı ile 2020 yılına dair olan sayıları da verdim. Hani en azından velimiz, öğrencimiz bu çizelgeyi bir görsün ki. Hani bu yıl ki birazdan bahsedeceğim ortalama 50 puana, 70 puana varıncaya kadar bir ortalamada düşmeler var. Yani demek ki bu sene gerçekten puanlarda ciddi oranda bir düşme yaşanmış. Tabii ki bunda sınavın zorluğu da önemliydi. Barajı geçen sayısının istenilen oranda olmaması da tabii ki bunda etkiliydi ama biz 2019'u 2020'yi de ekrana koyduk. En azından hani velimiz bir incelesin. Evet 2019'daki durum böyleydi. 20'de böyleydi. Ha bu yılda sayımız buydu. Evet bu sene kontenjan 1 milyonun üzerindeydi. Yani az bir rakam değil. Yani sonuçta bu kadar aslında fazla kontenjanın kalmasındaki bir etken de kontenjanın artılmasından kaynaklanan bir durumdu. Oraya biraz da bu açıdan bakmak gerekiyor. Hı hı. Ama burada şöyle bir durum mesela çok dikkat çekici. Birazdan yine göstereceğim. Hemen hatta bir geçebilirsek daha somutlaştırarak ilerleyelim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de üniversite tercihi denildiği zaman veya bölüm tercihi denildiği zaman popüler dediğimiz hani konuşmuştuk daha önceki programlarımızda hani bunlar hep popüler olarak adlandırılıyor ama aslında en popüler meslek senin sevdiğin meslektir diye de vurgu yapmıştık. Şimdi genellikle toplum olarak baktığımız zaman en yüksek puanlı kapatan bölümlerden bir tanesi işte ekranda görüldüğü gibi bilgisayar mühendisliği. Ben şimdi bilgisayar mühendisliğine dair ÖSYM'nin yayınlamış olduğu bu en son yerleşenlerin puanlarının yer aldığı kılavuzdan bazı üniversiteleri aldım. Hatta üniversitenin de reklam olmasın diye onları almadım. Sadece bölüm bazında bir sıralama yaptım. Zaten ekrana dikkatli bakıldı da ama şunu görecekler. 2020 yılındaki orada başarı puanıyla günümüzdeki başarı puanının ne kadar düştüğünü görüyoruz. Bazı bölümlerde buna tıplar, hukuklar, bilgisayar mühendisi gibi popüler bölümlere dahil olmak üzere ortalama olarak baktığımızda 70 puan diyebileceğimiz bir düşüş yaşanmıştır. Bu ciddi bir düşüş aslında. Çok ciddi bir düşüş bu. Peki bekleniyor muydu? Evet bekleniyordu ama bir tıpta bile mesela böyle bir şey beklenmiyordu. Mesela bilgisayar tıp kaçlarda kapattı hocam? Hemen ileride göstereceğim. Hemen bir sonraki sıraya geçelim mesela bilgisayar mühendisliğinde. Mesela burada da farkındaysanız listemizin biraz daha gerisinde olan yani işte tercih şeyinde çok yoğun olmayan üniversitede biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği vardı. Şimdi Koç'ta da bunu okuyabiliriz. Boğaziçi'nde okuyabiliriz, ODTÜ'de okuyabiliriz ya da işte Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde bilgisayar mühendisliği okuyabiliriz diye düşündüğümüzde bakın böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Fakat genellikle o popüler dediğimiz etiket olan yerlerde genellikle ayrılan kontenjanın dolduğunu görüyoruz. Bir de böyle bir durum var. Evet puanlar düşmüş ama o popüler diye adlandırdığımız üniversitelerin o bölümleri genellikle ayırmış olduğu kontenjanı almışlardır. Yani bunların büyük bir bölümde belki de ek bir yerleştirmede alım zaten olmayacak durum bunu gösteriyor. Ama bütün üniversitelerin bütün bu bölümlerinde bu durum böyle mi? Hayır. Mesela gazete haberlerinde falan bunu velimiz ve öğrencimiz çok rahat görecektir. Bazı makine mühendisliklerinde, maden mühendisliklerinde, işletme gibi bölümlerde sıfır çekmiştir. Yani o bölümü, o üniversitenin o bölümünü bir kişi dahi tercih etmemiştir. Şimdi aklımıza şöyle bir soru geliyor o zaman. Şimdi düşünün devasa bir yatırım yapıyorsunuz. İster vakıf olsun, isterse devlet fark etmiyor. Sonuçta bir üniversite kuruyoruz. Evet. Bunu bölümlere ayırıyoruz. İşte önce dekanlıkları oluşturuyoruz. Daha sonra iktisadi bilimler diye bir fakülte gündeme getiriyoruz. İşletme diye bir bölümümüz var. Ama bölüme 2021 yılında bir kişi dahi talep göstermemiş. Ha demek ki bizde ciddi bir sıkıntı var. Yani aslında o sıkıntı sadece üniversiteden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Yıllardan beri hani mezun oluyoruz ama iş bulamıyoruz evet. Algısından kaynaklı olarak artık öğrenciler bazı bölümlere ön yargılı bakmaya başladılar. Onun için tercih edilmiyor. Aynen. Mesela basit bir örnek vereyim. Maden mühendisi demiş olduğumuz bölümde veya jeoloji demiş olduğumuz bölümde aslında ÖSYM'nin tevfik bursları dahi vardı. Bunları da duyuru yaptık. Hatta ben yapmış olduğum YouTube yayınında bunu özellikle vurgu yapmıştım.
tercihe gelen birçok öğrenciye söylediğim halde, yani hocam sırf bursu için bu bölüm yazılmaz bir diye bir cevapla karşılaşıyor idik. Ha demek ki o algı artık öğrenciyi zorlasanız da o bölüme göndermenizi engelliyor. Şimdi işletme malum Türkiye'de yıllarca açık öğretimde biliyorsunuz bunun bir etkeniydi. En fazla mezun veren bölümlerden ve en fazla yılmanın olduğu bölümlerden bir tanesi oldu. Ama her zaman söylüyoruz. İşletme mezunu Türkiye'de evet dezavantajlı gibi gözüküyor. Ama aslında devlet memurluğu anlamında düşünüldüğünde ve özel sektör olarak düşünüldüğünde avantajlı bölümlerden de bir tanesini oluşturuyor. Evet. Ama işte velinin veya öğrencinin kafasında direkt olarak ben bitireyim, işim hazır olsun mantığı olduğu için maalesef bazı bölümlerde düşüşlerin daha ciddi oranda olduğunu görmekteyiz. Bir de açık öğretimden okunuyor diye de herhalde çok tabii şey ki yapılmıyor. Mesela ben bir sonraki görsele hı-hı geçebilirsek eğer. Evet. Mesela burada diş hekimliklerini gündeme getirdim. Şimdi diş hekimi de biliyorsunuz genelde popüler ve hep yükselen puanlara sahipti. Ama ekrana baktığımız zaman artık geçen seneki puanlarla bu yılki puanların arasında 30, 40, 50 puan gibi bir düşmenin olduğunu görmekteyiz. Yani bu sene sınava girenler biraz şanslı mıydı? Ya sınava, şans diyebilir miyiz? Aslında buna şanstan ziyade şöyle bir şey var. Tabii biz burada şimdi puan bazında konuşuyoruz Sibel Hanım. Bir de şimdi biliyorsunuz başarı sıralaması boyutu başarı var. Başarı sıralaması. Onlar daha verilmediği için biz mecburen hı-hı puanlara göre konuşuyoruz ama sonuçta şöyle bir şey var. Başarı sıralaması da neyin bir sonucu? Puanın bir sonucu. Evet. Şimdi ben sınava girdim. Ya şöyle düşünün. Geçen sene ben sınava girmişim. Diyelim ki 458 puan almışım. 458 puanla 3000. olmuşum. Örnek veriyorum sadece. Hı hı. Bu yıl sınava girmişim. Gene 3000. olmuşum. Ama puanım 400. Hı, evet. Gibi. Hani olaya aslında böyle bakarlarsa şeyi daha rahat çözeceklerdir. Şimdi mantığını daha rahat çözeceklerdir. Yani başarı sıralaması daha mı önemli? Ya zaten biz tercihler hep başarı sıralamasına dikkat alıyoruz. Göre, evet. Çünkü burada şimdi evet puanlar düştü. Ama belki bu kadar oynamanın başarı sıralamasında olmayabileceğini görebiliriz. Hı hı, evet. Ama illaki başarı sıralamasında bir gene oynama meydana gelecek mi? Gelecek. Niye gelecek? Belki 10 puanda 20 puanda belirtmeyecek ama 50 puan 70 puan düşüşlerde ki, illaki o oynamaları çok bariz şekilde görmeye başlayacağız. Basit bir örnek vereyim. Mesela hani devlet üniversitesi olduğu için daha rahat söyleyebilirim. Kırıkkale Üniversitesi'nin hukuk fakültesi 71 binle kapatmıştır. Şimdi hukuk normalde bu kadar puan anlamında düşme özelliği yoktu. Ama şimdi 400 hani puan olarak baktığımızda ve sıralamaya baktığımızda 71 bine kadar gerileyeceğini kimse tahmin etmezdi. Niye? Çünkü tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk malum en popüler bölümler evet diye geçiyordu. Google'da bile en çok taranan bölümler bunlar. YÖK Atlas'ta en çok taranan bölümler bunlar iken. Ha demek ki burada bir düşüş olduysa artık hukuka karşı güvende yavaş yavaş sarsılmaya başlamış diyebiliriz. Peki hocam mesela dediniz ki Kırıkkale Üniversitesi 71 binine kapattı. Şimdi seneye öğrencilerde yığılma olur mu o bölümlere? Genellikle böyle oluyor değil mi? Genelde evet. Bunu sıkça yaşıyoruz. Evet. Hatta bazen şey vardır ya ikinci öğretimin puanı düşükmüş orayı yazalım derler. Herkes aynı mantığı kurar. Onun puanı biraz daha yüksek olur mesela. Normal öğretimden daha da yükselmiş konuma gelebilir. Tabii bu tablo önümüzdeki böyle olmayacaktır ama tabii neye bağlı? Sınavın içeriğine bağlı. Ve girecek öğrencimizin önümüzdeki yıl nasıl bir başarı grafiğiyle gireceğine bağlı. Ola ki inşallah olmaz da yine bir pandemiyle hani o pandeminin artışıyla karşı karşıya kalırsak yine online eğitime geçen okulları kapatırsak yani seneye tablo gene bundan çok farklı olmayacak. Olmayacak. Evet. Çünkü evet gene başarılı öğrencimiz olacak. Gene Türkiye birincilerimiz olacak. Ama bu puanlık oynamalar her sene artık bu şekilde dalgalanmalarla devam edecek demektir. Bu Türkiye derecesi yapanların çoğu özel üniversiteleri mi tercih etti hocam? Şu an onunla ilgili verimiz yok. Yok. Yani onu bilemiyoruz. Hı hı. Mesela şimdi o adam hem derece yapmıştır Türkiye birincisi hem de belki de okul birincisiydi. Ama hmm bunların hangi bazla nereye tercih ettiğini şu an için bilemiyoruz. Sadece bildiklerimiz neler? Birkaç kişi belki bilebiliyoruz. O da işte TV reklamlarında evet üniversiteler kullandığı çünkü için bilebiliyoruz. Çünkü böyle bir haber izlemiştim. Özel üniversiteyi tercih ettiler noktasında 3-5 öğrencinin evet Türkiye derecesi yapan. Bu bir tercihtir tabii. Kazanılmış bir haktır, bir başarıdır. Öğrencinin artık tabii tercihine kalmış, alternatifine kalmış bir şey. Ya bir de üniversitenin sunduğu imkanlara bağlı. Şimdi evet hani ben her zaman savunuyorum. Evet, yazılım mühendisliği çok güzel. Hatta burada da verdim. Hani gerçekten güzel puanlarla kapattı. Gene başarı sıralaması gayet yüksek diğerleriyle kıyasladığımız zaman ama şimdi yazılım mühendisliği dediğimiz zaman
bu imkanları verebilecek olan bir okulun da olması gerekiyor. Yani sadece bölüm açmak için bölüm açtığımız takdirde maalesef bundan hem okul zarar görebiliyor, işte bahsettik, bölüm açıyorsunuz ama bir öğrencinin dahi tercih etmemesi demek artık hani bu okulun o bölümün niteliğinin kalmadığını gösteriyor. E şimdi ek yerleştirmeye girdik. E yine tercih olmasa o bölüm ne olacak? O bölümde olmama ihtimali var mı? İhtimal. Yani illa öğrenci evet burası boş kalmış illa gideyim, illa bir üniversite okuyayım diye bir düşüncede değilse illa ki boş kalacak. Evet. Ya şimdi da yılmalar olacak artık dediğiniz gibi. Artık veli biraz da bu konuda yavaş yavaş bilinçlenmeye de başlıyor. Yani laf olsun diye bir yere göndermek istemiyor. Özellikle şehir dışına. Diyor ki hocam yani gerekirse şuradaki özel üniversiteye göndereyim hani halk diliyle. Ama diyor yani şehir dışına gitmesin diyor. Oraya göndereceğim yapacağım masrafı en azından burada yaparım. Okula veririm ama çocuğum evden gitsin gelsin mantığını kuranların sayısı giderek artıyor. Yani bu yıl hemen hemen %30 %40 oranında ben bu velilerle karşı karşıya geldim. Bir de pandemi süreci olması tabii da tabii. Tabii ki tetikliyor. Yani evet, özellikle kız çocuklarının yani böyle çok aileden uzağa gitmesine sıcak bakılmıyor. Özellikle hastalık sürecinde. Evet. Genellikle öyle. Aslında çok da mantıklı bir şey. Yani belki gençler diyecekler ki ailemizin olduğu yerde üniversite okumayalım. Biraz üniversite hayatı onu, yaşayalım. Onu isteyenler, onu savunanlar tabii az değil. Hatta hemen birkaç slide da ilerleyelim. Hı-hı. Ağır ağır şöyle. Hani velimiz de izleyenlerimiz görsünler. Evet. Çünkü ben burada hukuk fakültesine dair yine en çok popüler diyebileceğimiz psikolojiye dair olan bölümleri de verdim. Mesela hani acaba hangi üniversite, tabii orada üniversiteyi göremiyorlar ama en azından görsünler. Şöyle bir hangi puan aralığında kalmış. Çok enteresan bir özelliğe dikkat çekmek istiyorum bu arada. İnceliyorum. Bu kılavuz açıklandı. İsmini vermeyeyim. Bir üniversitemizde matematik bölümü Sibel Hanım. Tam matematiğe eskisi gibi ilgi yok ama yani sonuçta hala aslında fen edebiyatları arasında bence popüler en diyebileceğim bir özelliğe evet. sahip. Ya bir üniversitenin matematik bölümünde 497 ile tavan puan, mesela siz tercih etmişsiniz Sibel Hanım orayı, 497'ymiş puanınız, siz tavan puanı belirlediniz. Hmm. Ben de orayı tercih ettim. Kaç puanla kapattı biliyor musunuz? 201. Oo. E şimdi tavana bakıyorsunuz 497, tabana bakıyorsunuz 201. E şimdi bu öğrenci sınıfı içerisinde nasıl bir ders anlatımı acaba olabilir? Yani hoca 201 puanla girene göre mi ders anlatacak? 497'ye göre gene mi ders anlatacak? Yani bu üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumu gösteren bence çok güzel bir örnek. Bu sadece çok dikkatimi çektiği için öğrenci kendi örnek bilinçli veriyorum. Mi tercih etmiştir? Yanlış tercih falan olma ihtimali. Ya belki hani o şehirdedir. Zaten matematik okumak istiyordur. Hani orayı yazmıştır. Bunda problem yok. Hani o onun en doğal hakkı. Evet. Ama şimdi 201 ile tercih eden de en doğal hakkı. Yani hocam en azından matematik okuyayım ben bunu seviyorum diyerek gitmiştir. Hı hı. Tahmin etmemiştir bu kadar puanların düşeceğini. Ama düşmüş ve öğrencimize bu bölüm geldi. Şimdi sıkıntı öğrencide veya şeyde değil. Velide değil. Sıkıntı şimdi üniversitenin personelinde. Yani ben derse gelen bu hocaysam. Şimdi aynı sıkıntıyı biz normal milli eğitimin okullarında yaşıyoruz biliyorsunuz. Tabii ki doğru. Şimdi hangi öğrenciye göre üniversite akademik eğitimini vereceksiniz? Aynı sıkıntı mühendislerde de var. Tamam belki etiket bir üniversiteye gittiğinizde bu uçurum çok fazla değil ama işte tablomuzda zaten velimiz görüyor şu anda izleyenlerimiz görüyorlar. Baktıklarında işte atıyorum başka bir üniversitenin bilgisayar mühendisliğinde 30-40 puanlık bir farkın olduğunu göreceğiz. Hocam 30-40 puan çok fazla bir puan mı? Belki diye düşünebiliriz. Şimdi 10-15-20 sonun fark ettiği bir yerde demek ki ciddi anlamda bir öğrencinin algı seviyesiyle ilgili sorunun olduğunu görmekteyiz. Veya bilgiyle ilgili bir sıkıntının olduğunu görmekteyiz. Evet. Mesela bakıyoruz adam fizik bölümü yazmış. Fizik neti yok, fizik bölümü kazanmış. Şimdi böyle bir öğrenciyle fizik eğitimi yapmak hoca için ne kadar keyif verebilir acaba? O zaman çok belirleyici değil diyebilir miyiz? Evet. Yani o da işin başka bir boyutu aslında. O bambaşka boyut. Bambaşka bir boyut. Bu hem öğrencimizin belki bilinçsiz olduğunu gösteriyor. Gerçekten çünkü hani hem fizik yapmadıysak bir de fizik bölümünü yazıyor olmamız bence büyük bir handikaptır. Tamam illa ki orada gelen 3-5 soruya göre tabii ki fizik biliyoruz bilmiyoruz diye nitelendiremeyiz ama sonuçta bu bir ölçüm kriteri. Evet. Bunun gibi yüzlerce öğrenci var. Mesela bir tarih bölüm var mesela. Buna benzer farklar 200-250 puanlık farkları görmekteyiz. Yani tavan puanla taban puan arasında. Edebiyat bölümlerinde bu farkı görmekteyiz. Şimdi bu da gerçekten
bize şu soruyu sormaya yöneltiyor. Yani üniversitenin bu kadar çok olması veya her üniversitede bu kadar çok bölümün olması, her bölümün olması gerçekten niteliği artırıyor mu? Yoksa tam tersi üniversite eğitimi insana zarar mı veriyor? Ya da herkesin üniversite mezunu oluyor olması çok mu önemli? O zaten bambaşka bir soru. Yani evet. İlla üniversite okumak zorunda mıyız? Yani öyle bir sorumuz da aklımıza geliyor. Mesela hatırlarsanız daha öncesinde konuştuk. Almanya modelini konuşmuştuk. Almanya'da mesleki eğitim yapan okullar vardı. O eğitimi bitirdiğiniz takdirde iş garantiniz vardı, çalışıyordunuz. Ara eleman olarak. Ara eleman olarak çalışıyordunuz. Yani illa üniversite okuyalım diye bir derdimiz olmuyor idi. Şimdi evet, Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı son 5-6 yıldır bu çalışmayı başlattı ama maalesef bir yönelme var mı? Hala yok. Veya meslek liselerimizde niteliği geliştirmek, biraz daha böyle hani okulun kalitesini artırmak, öğrencinin severek tercih edebileceği bir kıvama getirmek için hamle yapıldı mı? Maalesef yapılmadı. Sadece işte ortaya çıkan özel okullar bunu yapmaya çalışıyorlar. Aslında iyi yapanlar da çok fazla şu anda. Hani son yıllarda öyle söyleyelim. Ama devlet okullarına baktığımız zaman maalesef öğrenci, biz daha eski algı devam ediyor. Bu öğrenci okuyamaz gözüne bakıyorsak nereye gönderelim? Teknik liseye gönderelim mantığımız maalesef hala açmış değiliz. Meslek lisesine gönderelim, teknik evet. liseye gönderelim. Yani zaten öğrenciyi biz baştan şartlandırıyorsanız zaten okuyamazsın. Buraya git diyoruz. Evet. Burada bizim arkadaşlar da var. Sizler lise öğrencisi misiniz? Evet. Nasıl can kulağıyla dinliyorlar? İletişim Lisesi mi? Radyo Televizyon. İletişim Lisesi'ndeniz. Değil mi? Radyo Televizyon Sinema bölümü mü? Ama temelden yetişiyorlar. Temelden yetişiyorlar ve ne kadar dikkatli dinliyorlar fark ettim. Hem işi mutfağında öğreniyorlar hem de eğitim kısmını alıyorlar. Ya bence eğitim dediğimiz zaman mutfağı olmayan bir okulda okumanın hiçbir anlamı yok. Gerçekten öyle. Yani evet, sınıfa girmek başka bir şeydir ama dedik ya, olay sadece matematik, fizik bilmekten ibaret değil. Yani biz meslek lisesi okuyorsak eğer, tamam matematiği, fiziği zaten illaki bileceğiz çünkü işimizde bunu kullanacağız ama onu kullanabileceğimiz işte argümanların yer aldığı mutfağın olması, o mutfağın niteliğinin olması ve bir de oraya giden öğrencimizin de niteliğinin olması gerekmiyor mu? Evet, gerçekten yani öyle. Öğrenci bilinçli olarak tercih ettiği zaman elinden geldiği kadar kendini zorluyor gelişeyim diye. Ama ben zaten atıl bir öğrenciyim, beni zaten bu adam olmaz diye gönderdiler düşüncesiyle öğrenci oraya gönderdiğimiz takdirde o zaten diyor ki ben zaten buradan öyle ve böyle mezun olurum. Yani çaba harcama hiç gerek yok gözüyle bakıyor haklı olarak. Evet. Detayları yine konuşacağız hocam. Evet. Özellikle bu son tercihlerde nelere dikkat etsinler, onları da konuşacağız. Hemen söyleyelim çünkü önemli. Reklama gideceğiz hocam. Reklamdan tamam, sonra söyleyelim reklamdan mi? Sonra reklamdan sonra tamam. Hem böyle bir izleyicilerimiz şöyle bir nefes alsınlar. Önce sindirsinler anlattık. Böyle bir aynen bir şöyle bir bölümleri falan böyle bir güzellikle anlattık. Evet. Güzelce anlattık. Tam detaylıca anlattık. Gerçekten 70 puan falan düşüyor olması. Yani keşke hocam bu sene sınava girseydim dedirtiyor yani insana. Aslında birçok velimiz de aynı şeyi söylüyor. Keşke ben de girseydim. Keşke girseydim. Çocuğumla yarışırdım, kendimizi görürdük falan. Evet, çok fazla. Gerçekten öyle. Kısacık bir ara, sonrasında bakalım tercihlerde nelere dikkat etmek lazım. Konuşmaya devam edeceğiz. Son aramızdan sonra sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Abdurrahman Yılmaz hocamla birlikteyiz. Ve en önemli konu başlığına geldik. Belki de hocam o yine grafikten artık göreceklerimiz. Bir işimiz kalmadı. Sadece yok, evet. Burada belki merak eden velimiz, öğrencimiz varsa en azından işte bazı bölümlerdeki o puan aralığını görebilsinler diye verdim. Çünkü o tablolarımızda henüz ÖSYM şeyi yayınlamadı. Yani başarı sıralaması orada henüz mevcut değil. Ama biz sadece şunu biliyoruz. Türkiye'de 2021 yılının yerleştirmelerinde ortalama 70 puana kadar düşmenin olduğunu gördük. Tabii bu her bölümde 70 puan olarak değil. Yani bazı bölümlerde tabii ki belki 100 puana kadar da hatırlayın 300 evet. puana kadar düşmenin olduğunu söyledik. Ama ortalama olarak baktığımızda demek ki bir 70 puan aralığında düşüşün yaşandığını söylemek mümkündü. Ve tabii ki kontenjan açıkları gündeme geldi. Ona da vurgu yaptık. Belli bölümlerde hiç tercih edilmeyen üniversitelerin dahi olduğunu gördük. Bütün bunlar derlenecek ama ne zaman netlik kazanacak? Malum şu anda üniversite kayıtları dönemi. Bu hafta sonu herhalde değil mi evet, hocam? Bu bitecek. Cuma. Ondan sonrasında bakılacak. Kimler kaydolmuş, evet. kimler kaydolmamış. Kaydolmayanların da o boşluğu diğer kontenjana yansıtılarak ek yerleştirme dediğimiz durum gündeme gelecek. Belki bir haftaya kadar da onu netleştirirler gibi görünüyor. Yani önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe doğru muhtemelen ek yerleştirme ilanı gündeme gelebilir. İşte orada neye dikkat edeceğiz biz?
Zaten orada biz kılavuzumuzu aldığımız zaman, yani ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuza baktığımız zaman neyi göreceğiz? Diyelim ki atıyorum tıp, işte Selçuk tıp diye baktığımızda kontenjanında boşluk var mı yok mu zaten orada görebiliyorsunuz. Hı hı. Zaten tıpların büyük bir bölümü de, yani birkaç tane vakıf üniversitesinde boş kontenjan var. Özellikle Kıbrıs ağırlıklı, onu söylemekte fayda var. Onun haricinde Türkiye'de maalesef bir tıp kontenjanının böyle afaki boyutta bir boşluk söz konusu değil. Dedik ya, etiketlerin çoğunu zaten bu anlamda öğrenci kaydını almış durumda. Ama işte bir bilgisayar mühendisliği diyoruz. Yani şimdi birçok üniversitemizin bilgisayar mühendisliği var. Tamam, en çok tercih eden üniversitemiz dolmuş ama bunun haricinde kontenjan dolmayan yerler de olmuş. Artı biraz önce vurgulamış olduğumuz hiç tercih edilmemiş yerler de var. İşte bazı maden mühendisleri bunun örnektir. İşte işletmeler bunun örnektir. Hani bunun gibi onlarca bölüm var. Bunlar tabii ki gündeme gelecek. Öğrencimiz o kılavuza baktığında şuna karar verecek. En önemli boyut. Ben bu yıl tercih yapayım mı yoksa bekleyeyim mi? Hayati soru aslında. Evet. Çünkü bir yıl daha ben bekleyeyim dediği takdirde geçen seneki hazırlık sürecinde yaşamış olduğu her şeyi bu yıl tekrar yaşayacak. Mezuna kalmak diyor değil mi gençler? Artık mezuna kalmak anlamına geliyor. Mezuna kalmak, evet. Bunu düşünen bir öğrenci, evet ben kararımı verdim, önümüzdeki yıl biraz daha sıkı hazırlık yapacağım ve önümüzdeki yıl daha iyi bir üniversitenin, daha iyi bir bölümüne gideceğim diyorsa problem yok. Bu öğrencimiz zaten tercih yapmayacak demek. Yine hedefi olan öğrenci. Hedef olan öğrencimiz diyecek ki ben bir yıl daha bekleyeyim ki bu yıl mesela hocam ben bu yıl mesela bir öğrencimiz vardı örnek vereyim Ankara'dan. 14.000. sıradaydı. Normalde tıp fakültelerine yerleşebiliyor. Eczacılıklara, diş hekimliklerine ve hani çok güzel etiket mühendislere gidebiliyor idi. Dedik hocam ben bir yıl daha beklemek istiyorum. Ben daha 12. sınıftım. Bu yıl ilk defa sınava girdim. Eksiklerimi de gördüm. Ben tekrar hazırlık yapacağım dedi mesela. Önümüzdeki yılda hedefim dereceye girmek dedi. Hmm. Şimdi bu tip öğrenciler de söz konusu. Bu bir risk midir sizce? Ya bir risk midir? Bu öğrencimiz önümüzdeki yılda yani en kötü ihtimalle gene 15 bin, 10 bin barajında çok kalır zaten. Çok değişmez ama değil mi? Yani çok böyle büyük bir kaybı olmaz. Evet. Yani çünkü zaten bu öğrenci gerçekten dolu bir öğrenci. Zaten bu yıl yapacağı da nokta atışlar aslında. Hani böyle çok büyük bir kaos yaratacak bir çalışmaya gerek yok. Ama mesela şunu da gördük biz Sibel Hanım bu yıl. Geçen sene yani 2019 yılında öğrenci sınava girmiş, pardon 2020 yılında geldi hocam ben ne yapayım dedi. Dedim ki baktım salaması kaç 2020 yılında 800 bin küsür. Dedim bence bir yıl daha dedim hazırlık yap. Aynı öğrencide bu yıl karşılaştık. 116 bine kadar başarısını çekmiş mesela. İşte bu gerçek şimdi başarı. Bunun gibi öğrenciler de söz konusu. Yani bu yıl bizim 1 milyonuncu olmamız önümüzdeki yıl 100 bine düşmeyeceğimiz anlamına gelmiyor ki. Yani her şey öğrencinin isteğiyle disiplinli bir şekilde çalışması ile ilgili. Ha buna inanıp ben bunu yaparım diyenlerin bir kısmı gene tercih yapmayacaklar doğal olarak. Evet. Ha dolayısıyla biz ek yerleştirmede hocam ben illaki bir yıl tercih yapacağım gideceğim diyenler için bir avantaj var. Öğrencimiz kılavuzu inceleyecek. Zaten tabii şu anda o kılavuz mevcut değil. Evet, o yayınlanacak. Yani duyurusu yapıldığında yayınlanacak zaten. Orada öğrenci oranın hem taban puanını görecek hem başarı sıralamasını görecek. Bakacak kendi başarı sıralamasına diyecek ben buraya gidebilirim. Ama dedik ya yani acaba gideyim mi gitmeyeyim mi sorusuna cevap verdikten sonra bunu yapması gerekiyor. Çünkü malum üniversiteyi tercih ettik yerleştik. Daha sonrasında gitmediğimiz takdirde bir sonraki yıl sınava gireceğimizde puanımızın kesileceğini de öğrencimizin bilmesinde büyük bir fayda var. Ya da dondurmalar falan yapılıyor değil mi hocam? Yani dondurma evet, öğrenci dondurmuyor. Dönemleri. Ama sonuçta o da hala haklı saklıdır. İkinci yıl tekrar gidip ne yapabilir? İkinci döneminde gidip okula devam edebilir. Evet. Ama sonuçta dondurmuş olsa bile bir sonraki yıl sınava girdiğinde o puan kesintisiyle karşı karşıya gelecek. İki yıl sonrasında ancak bu şey var. Normal sınava girme hakkı olacak. Bunu iyi düşünmesi lazım öğrencinin. O önemli bir karar. Diyelim ki öğrenci her şeye rağmen tercih yapmaya karar verdi. İşte bu anlamda işte sayısalcı olsun, sözelci olsun ve TM'ci olsun öğrencilerimizin girme şansları var mı? Var. Bakın dedik ya hukuk bile 71 bine kadar mesela gerilemiş durumda. Hı hı. Kontenjan açıkları var mı? Var. Özellikle nerede? Vakıf üniversitelerinde. Özellikle Kıbrıs'ta yine yoğun bir açığın olduğunu söylemek mümkün bu anlamda. İşte öğrencimizin bütün bunları teker teker inceleyip buna göre karar vermesi gerekecek. Artı ÖSYM'nin bu yaz döneminde yayınlamış olduğu kılavuzu tekrar lütfen gözden geçirsinler. Çünkü ben hep öğrenciye söylüyorum arkadaşlar bakın TÜBİTAK bursu olan bölümler var.
Hem hani bunlar böyle çok yüksek puanlı bölümler değil. Diyor ki hani burayı yaz veya şu sıralaman varsa ben sana bu bursu vereceğim diyor mesela ÖSYM'e. Bu anlamda bu tip bölümleri mutlaka incelesinler. Yüksek öğretim bursu alıyorlar ki aylık 850 civarında bir para ki düşük para değil. Ama öğrencimiz bunları bilmediği için hala eski düzende giriyor. Yani ben buraya gideyim mi gitmeyeyim, bölüm işe yarar mı yaramaz mı? Oysa ki işe yaramayacak diye bir bölüm yok aslında. Biz eğer ki o bölümü okuyup kendimizi nitelikli bir hale getirdiğimiz takdirde illaki o alanla ilgili Türkiye'de ve dünya genelinde iş bulabiliyorsunuz. Örnek maden mühendisliği. Yani bu bölümde Türkiye'de para yok diyemeyiz. Evet düşük puanla alıyor ama düşük puanla alması bu alanda bir iş sıkıntısı olduğunu göstermiyor. Tam tersi mesela sosyal medyada çok gezen bir haber söyleyeyim size. Bir yazılım firması 70 bin lira maaş veriyoruz ama yazılımcı bulamıyoruz dedi mesela duyuru yaptı. Şimdi bu tip durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Hani o yüzden hani ben burayı okuduğum takdirde ben buradan ekmek yerim diyorsak hiçbir sakınca yok. Evet o benim artık mesleğimdir ben bu işi sonuna kadar yaparım dediğimiz sürece her bölümü yazabiliriz. Yani o mesleği sahiplenebilmek önemli. Sahiplenebiliyorsa, evet ben bunu seviyorum, yaparım dediği müddetçe öğrenci hangi bölüm yazarsa yazsın asla problem değil. Bir de ön lisanslarımız var malum. Şimdi her öğrencimizin belki lisans tercih etme gücü olmayabilir puan anlamında. Şimdi ben bu tip öğrencilerimize şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Eğer ki 12. sınıfsak arkadaşlar, ilk defa bu yıl sınava girdiysek ve umduğumuz puanı alamadıysak lütfen bu yıl tercih yapmayın. Bir yıl daha sıkı bir hazırlık yapın. Önümüzdeki yıl zaten çok iyi bir puanla iyi bir üniversiteye gitme hakkını elde edeceksiniz. Ama öğrencimizde şöyle bir handikap var. Hocam ya bu yılda pandemi koşulları çalışmamıza izin vermezse, hani bu yıl gene biz yüz yüze eğitimden mahrum kalırsak, kursa gidemezsek, işte her şeyi gene online'dan yapmak zorunda kalırsak, benim başarı tablom seneye gene çok fazla değişmeyecek. Neden bir yıl kaybedeyim gibi bir düşüncesi var. Ben de diyorum ki bu hayatta bizim bazen ikinci bir şansımız olmuyor. Olmuyor doğru. Şimdi hazır ailemizin yanındayken ve hazır bütün hani bu ihtiyaçlarımız ailemiz karşılıyorken bence kendimize bir yıl şans vermek hayatımızın belki bir dönüm noktası olacaktır. O yüzden özellikle arkadaşlar 12. sınıf mezunu arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. İlk defa bu yıl sınava girdik. Umduğumuz puan alınmamış olabilir. Fakat örnek verdim. Daha önceki yılda 800 bin hatta 800 küsür bin başarıya ulaşıp da bu yıl öğrencimiz mezuna kaldıktan sonra 116 bin başarıya kadar evet ilerleyebildiyse demek ki biz bunu başarabiliriz. Yani bunu kendimize bir örnek olarak seçebiliriz. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Ama yok hocam ben illa tercih yapacağım dediğimiz takdirde ise tabii ki hem lisanslarda hem de ön lisanslarda kontenjanlar gündeme gelecek. İşte orada şuna karar vermeniz gerekiyor. Yani şu meslekte para var, bu meslekte para yok diye bir ayrımımız yok. Mesela bir öğrencime ben bundan yıllar öncesinde 2002 veya 2003'te olabilir çok eski tarihlerde jokeylik bölümü vardı. Şimdi çoğu öğrenci belki bunun ne anlama geldiğini de bilmiyordu. Şu an hala var değil mi şu hocam? Şu an hala devam ediyor. Hı-hı. At antrenörlüğü falan da diye geçiyor idi. Şimdi bu öğrenci bir jokeylik yazdık. Kilosu da tutuyordu hani o kriterlere onlar çünkü bazı boy ve kilo kriterleri var. Ve bu öğrencimiz çok güzel paralar kazandı. Hatta daha sonra kendisi at çiftliği kurdu. Ama o günün şartlarında bilinen bir bölüm değildi. Bizim yönlendirmemiz de belki bu öğrenci oraya gitti. Hı hı. Ama sevdi o bölümü ve nitekim başarılı oldu. Daha önce bahsettim hatırlayın. İşte bitkiye yetiştiriciyle ilgili olarak bölümden bahsetmiştik. Yani bu olay kişinin sevmesiyle benimsemesiyle ilgili bir özelliktir. Yani bir yıl hiçbir zaman kayıp değil insan hiçbir hayatında. Zaman kayıp değil. İsterse mezuna kalsın, kendini biraz daha zorlasın. İsterse bu yıl tercih etsin ama sevebileceği, başarabileceği bir bölüm yazsın. Yani burada şu bölüm para kazanır, bu bölüm para kazanmaz diye etiketlemek çok da doğru olmayabiliyor. Evet. Yani mesela örnek verdik. Dedik, ben kendim tarihçiyim, ben tarih öğretmeniyim. Şu anda tarih bölümleri evet gerçekten sıkıntılı. Ben öğrenciye bunu anlatıyorum arkadaşlar. Bakın bizim mezun olduğumuz koşullarda durumlar buydu. Şartlar da buydu. Evet biz o koşullarda evet şunları şunları yaparak kendimizi bu alana taşıyabildik. Ama şimdi 50 bin civarında mezun var. Ama sen buna rağmen diyorsan ki hocam ben buna rağmen başarılı olurum. Ben bunun gereklerini yaparım diyorsan amenna problem yok. Tabii ki yazabilirsin. Ama sadece üniversite okumak için bölüme gidilir mi? İşte bizim gençliğimizin en büyük handikap maalesef bu. O yüzden diyorum ki arkadaşlar sadece üniversite okumuş olmak için asla tercih yapmayın.
hani derler ya enine boyuna düşmekte fayda var, evet, diye. Çünkü bu bizim sadece bir üniversite tercihimiz değil, aslında hayatımızı şekillendiren bir tercihimizdir. O yüzden lütfen o bölümleri bir araştırın. Bunun Türkiye'deki bana katkısı ne olur? Türkiye'nin dışına çıktığım zaman bana getirirse ne olur? Bunları enine boyuna araştırdıktan sonra tercih yaptığımız takdirde hiçbir zaman asla pişman olmazsınız. Yani ne olursa olsun, ne gelirse gelsin dışında bir hedef, bir ideal. Evet. Ne olursa olsun, bu ön lisanslarda da olur, lisanslarda da olur, bir hedef konulması yani mesela lazım. Mesela madem mühendis dedi ki, hı-hı, puanları çok düşük, hatta bazı yerler görüldüğü gibi hiç kimse tercih etmediği için üniversiteyi, mesela orada bir puan da oluşmamış. Ama bu ek yerleştirmede dolabilir. Olacak, dolabilir de. Veya gene belki de önümüzdeki yere gene puan oluşmadan da kalabilir. Çünkü öyle bölümlerimiz var. Evet. Oluşmayabiliyor. Ama sonuç olarak oradan mezun olan bir kişi illa işsiz kalacak diye bir hani şartname olmasın öğrencinin kafasında. Yani biz bir yabancı dile sahipsek ve gerçekten işimizin gereğini layıkıyla yaptığımız sürece bu öğrencinin, bırakın Türkiye'yi, dünyanın her yerinde iş bulma şansı her zaman var. Çünkü maden deyince tek maden bizim Türkiye'de söz konusu değil malum. Evet. Ve ikinci bir noktamız var. Şimdi ÖSYM önümüzdeki hafta veya 10 gün içerisinde ek yerleştirme ile ilgili duyurusunu yapacak ve ek yerleştirme gündeme gelecek. Ama bundan kim faydalanacak? Hı hı. Bundan önceki kriterde olduğu gibi 180 barajını geçenler fakülte için, 150 barajını geçenler de ön lisans için tercih yapma hakkına sahip olacak. Peki hocam, hani barajı geri çekmişlerdi. Evet, çektiler. Ama barajın geri çekilmesiyle yapılacak olan ek yerleştirme, ondan sonra gündeme gelecek olan ikinci ek yerleştirmedir. O yüzden şu anda yapılacak olan ek yerleştirme için lisanslarda 180 barajımız devam ediyor. Ön lisanslarda ise 150 barajımız devam ediyor. Bunu özellikle vurgulayalım. O barajın, hani puanın çekilmesi olayı vardı ya arkadaşlar. 170'e ve 140'a çekilmeyle yapacağımız ek tercih, ikinci ek tercih de gündeme gelecektir. Bu önemli bir husustu. Bilmemizde fayda var. Evet. Yani bu tercih döneminden ikinci, daha doğrusu ilk ana tercihler yapıldı. Yaptı. Bit, o bitti artık. Birinci yerleştirmeler yapılacak. Ondan sonra ikinci yerleştirmede ek kontenjanlar. O ek kontenjanlar değil de gündeme gelecek. İkincisi ama, evet, puanı çekilmiş olan kriterlerde gündeme gelecek. Evet, yani yine ikincide tercih yapılmayan bölümlerin tekrar kalanları. Evet, aynen öyle. Bir tekrar üçüncü ek yerleştirme olur mu? Muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Olmaz artık, değil mi? Çünkü dönem bitmiş olur hocam. Zaten bayağı bir gecikiyor, süreç de gecikiyor. Dönem bitmiş olur, onun için çok hani daha... Önceki yıllarda buna rast geldik, hani oldu bu tip şeyler ama bu yıl herhalde olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii belli mi olur, belli de olmaz. Evet. Bakarsız gene umduğumuz gibi olmayabilir, bir yerleşme daha gündeme gelebilir. Evet, ben buradaki arkadaşlar, bu sene sınava mı gireceksiniz? Ne düşünceler? İletişim Fakültesi, iletişim bak. Hedefi bilen öğrenci, değil mi hocam? Sizin iletişim işi... dünyanın her yerinde zaten hani evrensel diyebileceğimiz bir özelliğe sahip. Evet. Özellikle bizi destekleyen dil faktörünü aşarsak problem değil. Hatta ben şunu tavsiye ediyorum arkadaşlarımıza. Mühendisler olsun ve iletişim olsun fark etmiyor. Biz bir Orta Doğu ülkesiyiz. Bu bir gerçek. Evet. Ama bir ayağımız nerede? Avrupa'da. Dolayısıyla biz İngilizce, Almanca, Fransızca gibi dillerin yanı sıra bir Orta Doğu ülkesinin diline de sahipsek, emin olun sırtınız asla yere gelmez. Gerçekten öyle. O yüzden çok önemli. Sen de mi? Ne düşünüyorsun? Ben eğer yüksek puan alabilirsem hukuk fakültesi. Bak, hukuk fakültesi güzel. Olmazsa iletişim mi düşünüyorsun? Evet. Hedefleri bilmek güzel bir şey. İnşallah olur. İnşallah olur. Biliyorsun tabii bu iş neyle ilgili? Azim, çalışmakla ilgili. Yani pes ettiğin anda olmuyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Sadece üniversite kazanmak olarak değil. Hani olay şudur. Bana hep derler ki, hocam biz ne kadar çalışalım? Ya ben diyorum ki, ya şimdi senin karnının ne kadar ekmekle doyacağını ben bilebilir miyim? Mümkün değil. Sonuçta bilgi şey eksikliğini ben bilmeden bunu söylemem mümkün değil. Ve senin azmini bilmeden, sabrını bilmeden bunu söylemem mümkün değil. Yani ben ne diyebilirim ancak? Derim ki işte Mehmet'e göre Mehmet 3 saat çalışıyordur. Ama biz Mehmet'in genetik yapılarını bilmiyoruz. DNA kodlamasını bilmiyoruz. Zeka potansiyelini bilmiyoruz. Öyle değil mi? Hayat felsefesini bilmiyoruz. Önceki yıllarda nasıl bir eğitimden geçtiğini bilmediğimize göre biz seni Mehmet'e göre kıyaslayamayız. Yani her bireyi mutlaka kendi içine değerlendirmek gerekecek. Evet. O yüzden sen diyeceksin ki benim eksiğim şu kadardır. O halde bana 5 saat yeter diyeceksin. 5 saat çalışacaksın. Ya da hocam ben biliyorum kendim gayet iyiyim. Hani bana 2 saat yeter. 2 saat yeter. Sıkıntı yok.
kaliteli ders çalışmak önemli. Tabii o en önemlisi. Nitelikli olacak. Nitelikli olması lazım. Nitelikli olacak. Hocam yavaş yavaş programın sonuna geldik. Bitti son olarak misin? Gerçekten bitti değil mi arkadaşlar? yine çabuk bitirdik. Tabii gençlerin sayesinde oldu ama. Gerçekten onlarla öyle. Onlarla sohbetle hızlı geçirdik. Gayet siz seviyorsunuz tabii gençlerle sohbeti. Sürekli hani artık onlarla evet. olduğumuz için. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu yılımızın gerçekten okulların kapanmadığı yüz yüze eğitimin yılın sonuna kadar devam ettiği bir yıl olmasını dileyerek bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiasına eğitim yılında başarılar diliyorum. Bu bir. İkincisi, üniversiteye yerleşen tüm arkadaşlarımıza hayırlı bir gelecek diliyorum. Bu iki. Malum bölüm çok iyi olabilir ama hayır getirmeye de bilir. Bazen tabii böyle ki, durum da olabiliyor. Var, doğru. O da önemli. Ek yerleşmeyi bekleyenler için inşallah umut ettikleri üniversitenin o bölümüne yerleşme imkanına kavuşurlar diyelim. Ama mezuna kalanlar için de diyorum ki arkadaşlar bu her şeyin sonu değil. Bu yıl azmettiğiniz sürece önümüzdeki yıl bir önceki yıldan hayal ettiğinizin daha ötesinde bir bölüme bile gidebilirsiniz diyorum. Evet, hiçbir şey hayal değil. Evet. Yeter ki o çalışma azmini ve o nitelikli çalışma hiçbir zaman gençlerimiz bırakmasınlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Hocam ben dün ayağının ederim. Tozuyla geldi Ankara'dan. Bugün stüdyomuzdaydı. Evet, evet. Abdurrahman Yılmaz hocama çok teşekkür ederiz. Belki sonrasında hocam yeniden bir değerlendirme programı yapabiliriz. Ek gelişmeler belli olduğunda belki hı-hı. evet bu uygun zamanımız olursa mutlaka yapmak isterim. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de biz ailen süremizin sonuna geldik. Yarın yine ben sizlerle birlikte olacağım. Görüşünceye kadar hoşça kalın.